Son günlerde ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra yaklaşık 13 gün sonra bile enkaz altından insanlar sağ olarak çıkarılmaktaydı. Peki su içmeden, bir şey yemeden bu insanlar hayatta kalmayı nasıl başardı? Susuzluğun ölçüsü ve dayanma gücü nedir? Bu soruların cevaplarını bu videomuzda bulacaksınız. İşte konuya ilişkin detaylarımız. Uzmanlar özellikle organlarda oluşan yaralanmalar ve kan kayıpları vücudun direncini azaltmakta olduğunu ifade etmektedir. Ezilmeler sonucu ortaya çıkan maddeler de yine böbrek fonksiyonlarını bozarak hayatı tehdit etmektedir. Genel olarak iyi sağlık durumuna sahip ve yaralanması hafif düzeyde olanlarda vücudun açlık ve susuzluğa 7 güne kadar dayanabileceği söylenebilir. Yine dünyada yaşanan depremlerde daha uzun süreler sağ kalan insanların olduğunu da biliyoruz. Peki 7 günden fazla kalan, 12. günde bile kurtulanlar var. Onlar nasıl hayatta kaldı? Göçük altında uzun süre kalan kişiler su almadıkları için sıvı kaybı yaşarlar. Herhangi bir hayati yarası olmayan depremzedenin su tüketmediği 72 saatte böbrek problemleri yaşama riskiyle karşı karşıya kalır. Uzmanlar, bir insanın susuz şekilde 3 günle 1 hafta arasında hayatta kalmasının mümkün olduğunu ifade etmektedirler. Ancak sadece su alınıp gıda alınmadığı durumlarda kişinin vücudundaki yağ kitle endeksine göre 2 aya kadar hayatını sürdürebileceğini ifade etmektedirler. Göçük altından çıkarılmış bireylere oral yolla, yani ağızdan verilecek herhangi bir şeyin komplikasyon oluşturma riski dışında bir faydası veya kanıtlanmış tıbbi verisi yok. Aksine aspirasyon riski var. Kişinin yutarak midesine göndereceği bir maddenin yanlışlıkla solunum yollarına kaçması olarak tanımlanan aspirasyon bu durumlarda meydana gelme ihtimali oldukça yüksek olan bir sağlık sorunudur. Yutma işlemi sırasında solunum yollarına kaçan bu maddeler akciğerlere kadar iner ve çok ciddi komplikasyonların oluşmasına yol açar. Enkaz altında kalan bir insana su verilmemesinin en büyük nedeni kraş sendromu olarak isimlendirilen ezilme sendromudur. Ezilme sendromu, çeşitli nedenlerle kas ve yumuşak dokuların üzerlerine düşen ağırlıkların etkisiyle ezilmesiyle ortaya çıkan bir dizi olayın sonucunda kişinin ciddi organ yetersizliğine girmesidir. Kasların doğrudan travmayla ya da gelişen doku ödemi sonucu ezilmesi ve ardından gelişen böbrek yetersizliği ve sıvı elektrolit bozuklukları da bu tabloda görülen en önemli olaylardır. Ezilme sendromunda travmaya maruz kalan kaslarda saptanacak lokal ve tüm vücudu etkileyen sistemik belirtiler ortaya çıkar. Lokal olarak saptanacak ana bulgu, travmanın etkisiyle kaslarda ezilme ve ödem sonucu gelişen kompartman sendromu olarak adlandırılan tablodur. Bu durumda kaslarda ağrı, kuvvetsizlik ve sertlik ana bulgudur. Burada sıklıkla kasın üzerindeki deraltı dokular normal olarak saptanır. Yani dışarıdan derinin normal görünmesi kraş sendromunun olmadığı anlamına gelmez. Bu olay örneğin kol kaslarında olmuşsa o kolu besleyen damarlarda da nabız hissedilir. Ancak sinirlerde fonksiyon bozukluğu ve hissizlik olabilir. Ayrıca etkilenen bölgede kırıklar, kanama gibi belirtileri de saptanabilir. Uzun süre susuz kalınırsa ne olur? Bir insan susuz kaldığı zaman vücudunda tüm hücreleri susuzluk yaşamaya başlayacaktır. Vücutta bitkinlik, kan basıncında düşme, idrara az çıkma veya hiç çıkamama, yoğun baş dönmesi, yoğun baş ağrısı gibi belirtiler baş göstermeye başlayacak ve en gözlenebilir etkisi ise vücutta kuruluk başlayacaktır. Vücuttaki suyun azalması, sindirim sistemi bozuklukları, bağırsak sıkışmaları, zihinsel performansa bozulmalar beraberinde gelir. 7 günden uzun kalanlar susuz nasıl yaşadılar? Enkaz altından çıkarılanların çoğuna sorulduğunda susuzluğunu idrarını içerek giderdiklerini belirtmişlerdir. İnsan vücudu açlığa daha uzun süre dayanabilirken susuzluğa bu kadar uzun dayanamaz. İnsanın çaresiz kaldığında idrarını içmesi de bir nebze olsun susuzluğunu gidermektedir. Peki, idrarını içtiğinde hastalık riski var mı? Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Adnev şunları ifade etmiştir.
böbrekler kanı süzer ve fazla sıvı, tuz ve mineraller idrarla dışarı atılır. Sağlıklı bir insanda idrarın %95'i sudur. Ama diğer %5'i nitrojen ve potasyum gibi vücudun kurtulmaya çalıştığı atıklardır. Bunların çok miktarda alırsanız bağırsak ve böbrek sorunları yaşayabilirsiniz. İçtiğiniz idrar bu kez daha kontrante, daha yoğun olarak çıkacak, bunları süzmeye çalışan böbrekleriniz daha da zorlanmaya başlayacaktır. Evet, hiçbir şey yemeden içmeden 7 günden fazla yaşayan insanların sırrı nedir peki? Bunun tıp dışındaki tek bir açıklaması var. Mucize. Allah bir kulunu yaşatmak isterse, bunu murad ettiyse hayatta kalmasını sağlamaktadır. Evet, videomuzda enkazdan bahsetmişken enkazda yapılmaması gerekenler şunlardır. Enkaz altında hayatta kalma şansını artırmak için mutlaka dikkat etmeniz gereken hususlar var. Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı'nın göçük altında yapılmaması gerekenler olarak şunları ifade etmektedirler. Kibrit ve çakmak yakmayın. Hareket etmeyin ve toz kaldırmayın. Ağzınızı ve burnunuzu mendil ya da kıyafetinizle kapatın. Borulara ya da duvarlara vurarak yerinize arama kurtarma ekiplerine bildirmeye çalışın ve ıslık çalın. Islık çalmak bağırmak yerine daha doğru tercihtir. Enerjinizi boşa harcamazsınız. Bağırmayı son çare olarak kullanın. Çünkü bağırmak tehlikelidir ve toz yutmanıza yol açar. Evet, videomuzu noktalamadan şu maddeleri tekrar etmekte yarar var. Susuz kalınca vücutta meydana gelen olaylar şöyle açıklanabilir. Her zaman insanlar enkaz altında değil, bir dağ başında da tek başına günlerce kalabilir. Kaybolduğunda ormanda. Böbrekler idrar torbasına daha az su gönderir ve idrar rengi koyulaşır. Daha az terleme gerçekleştiği için vücut ısısında artış olur. Kan daha yoğun ve ağır bir kıvama gelir. Vücut ağırlığımızın %4'ü kadar su kaybettiğimiz anda bayılma olabilir. Vücut ağırlığımızın %7'si kadar su kaybetmeye başladığımızda ise böbrek ve bağırsaklar zarar görerek organlar hasarı meydana gelir. Susuzluk süresi arttıkça beyinde bu durumdan etkilenmeye başlar ve düşünme kabiliyetine de aksaklıklar meydana gelmeye başlar. Bu durumun sonucunda psikolojik sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun fayda sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.